Konuklar, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Afetler ve Acil Durumlar Çalışma Grubu ile Bilişim Çalışma Grubu işbirliğinde düzenlediğimiz Gündem Deprem programına hoş geldiniz. Bu program 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız depremlerin ardından toplum sağlığına, halk sağlığına ve sağlık çalışanlarına bir parça katkı verebilmek amacıyla düzenlediğimiz bir program serisi. Ben Dilek Aslan, Halk Sağlığı uzmanıyım. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyesiyim. Bugün sizlerle deprem sürecinde gördüğümüz, ileriki dönemlerde yaşayacağımızı, sorun yaşayacağımızı düşündüğümüz kadın sağlığı, üreme sağlığı konusunda konuğumuz var. Konuğumuz Profesör Doktor Şefkat Bahar Özbarış. Şefkat Bahar Özbarış, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyesi, aynı zamanda ilgili çalışma gruplarının aktif bir çalışanı. Sayın Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Hocam, siz de çok iyi biliyorsunuz, bize çok güzel bilgiler vereceksiniz. Ben öncelikle depremlerde, üreme sağlığı, kadın sağlığı konusunda hangi sorunların olabildiğini sormak isterim. Buyurun hocam. Deprem bölgesinde pek çok sorun yaşanıyor elbette. İstikrarsızlık görüyoruz hepimiz. Kalabalık ortamlar, barınma ve salgın hastalıklar, beslenme. Ama bunun yanı sıra bunlar kadar yaşamsal olan üreme sağlığı sorunları yaşanıyor. Çünkü sizler de izliyorsunuzdur, televizyonlarda görülüyor. Bölgede doğurganlık da yüksek. Gebelikler var. Bunlar erken, bu stresle erken doğumla sonuçlanabilir. Doğumlar gerçekleşiyor o koşullarda. 1300'ün üzerinde doğum sayısı söylendi. Bunların sağlık kuruluşunda hepsi gerçekleşmemiş olabilir ve bundan sonra gerçekleşecek şeyler var elbette. Bunların güvenli koşullarda, mümkün olduğunca güvenli koşullarda yapılması önem taşıyor. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gebelik ve doğumla ilgili biraz önce söylediğim sorunlar, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ki bu konuda özel duyarlılık gösterilmesi gerekiyor. Biraz sonra belki biraz açarız onu. Kadın ve kız çocukları için daha da önem taşıyan cinsel taciz, saldırı vesaire olaylarıyla ilgili kampların oluşturulma sürecinden oradaki tuvaletlerin yapımına kadar dikkat edilmesi gereken uygulamalar var. Hocam, bu söylediğiniz genel çerçevenin içerisinde biraz daha özelleştirebileceğimiz, daha farklı karşımıza çıkabilecek sorunlar var mı üreme sağlığı, kadın sağlığı sorunları açısından? Elbette. Şimdi biraz önce bahsetmiştim. Erken doğumlar gerçekleşebilir. Bu konuda duyarlı olmak gerekiyor. Bu stres altında erken doğumlar ve beraberinde kanamalar tabii ki annenin sağlığını riske atan durumlar olabilir. 10 dakikada bir gelen kramp tarzındaki ağrılar hazneden, vajinadan yani bir rengi ve kıvamı değişik sıvının gelmesi, bebeğin aşağıya doğru baskı yapıyor gibi bir hisle anneyi zorlaması erken doğum açısından şey veriyor, sinyal veriyor diyor ki işaretler veriyor ve bu koşullarda zaten bir önceki gebeliklerini sezaryenle yapmışlar ise bu gebelerin daha da durumu daha da önem taşıyor ve mutlaka orada bulunan kamp yerinde, çadırda ya da bulundukları yerdeki görevliyi ve varsa onların ulaşabileceği sağlık personelini hemen haberdar etmek gerekiyor. Gebeler için bir takım risk faktörleri var. Onlar da duyarlı olmak gerekiyor. Riskli durumlar var yani. İşte şiddetli bir baş ağrısı, nefes almada zorluk, sara kasılmaları tarzında kasılmaların olması, ayakta elde şişliklerin olması, suyunun gelmesi. Bunların hepsi yine gebelik döneminde anneyi ve tabii ki onun ulaşabileceği en yakın çevreyi haberdar etmek açısından önemli. Bir başka şey doğumlar gerçekleşiyor demiştim biraz önce.
doğumlarda da yine mümkün olduğunca doğumun orada temiz koşullarda yapılmasına dikkat etmek gerekiyor. Bu annenin ve yeni doğacak olan bebeğin sağlığı açısından son derece önemli. Yaşamsal önemi olan bir şey. Burada doğumu yaptıracak olan kişi eğer sağlık personeli değilse, ki sağlık personeli zaten bunlara dikkat eder. Ellerini yıkaması ve göbek kordonunu mümkün olduğu kadar temiz bir şeyle kesip bağlaması. Daha sonraki süreçte bebeği hemen sarmak, çünkü bebeğin ısı kaybının olması son derece sakıncalı, yaşamsal yine önem arz eden bir durum. Mümkün olduğunca bulunan temiz bir şeyle bebeği sarmak ve sıcak tutmak ve emzirmek tabii ki hemen arkasından son derece önem taşıyor. Bir başka sorun da biraz önce söylemiştim, özel olarak dikkat edilmesi gereken gruplar var diye. Onlardan bahsetmek isterim. Mesela adolesan dönemdeki kız çocukları yine çok önem taşıyor bu sorunlar açısından da. Cinsel taciz açısından kadınlar ve kız çocukları önem taşıyan bir grup ve bunların cinsel saldırı, taciz, geçmişte bunların dünya örnekleri de var. Bizde de olumsuz ne yazık ki örnekleri var. Bunları önlemek için örneğin çadır tasarımında bir yerleşim yeri oluştururken çadırların ortak alana bakması, tuvalet tasarımında ayrı ayrı kadın ve erkek için ayrı ayrı tuvaletler olması ve bunların aydınlanma açısından yine dikkat edilmesi ve aydınlık bir ortamın sağlanması ve herkesin görebileceği alanlara yönelik olması önem taşıyor. Bu saldırılardan, istenmeyen cinsel taciz ve saldırılardan korunmak açısından bu grupları özel önem taşıyor elbette. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Şimdi hemen ardından merak ettiğimiz bir başka konuyu size yöneltmek istiyorum. Özel gruplar. Aslında konuşmanızın arasında biraz bahsettiniz ama daha somut söylemek isterseniz, üreme sağlığı açısından depremlerde özel gruplar kimler? Biraz önce söylediğim gibi hamileler, yani bir gebelik yaşıyorsa bu gruplar önem taşıyor. Yine ergenlik döneminde olanlar, kadınlar ve kız çocukları önem taşıyor. Yaşlılar, yaşlı kadınlar önem taşıyor. Televizyonda gördüğünüz örneklerini görüyorsunuz. Tek başına kalan aileler var, tek başına kalan kız çocukları var. Bunlar açısından son derece dikkat etmek gerekiyor. Yine savunmasız durumda olan göçmenler, yani bu şu anda Türkiye'de göçmen kadın ve kız çocukları elbette konumuz itibarıyla daha da özel önem taşıyor. O depremin olduğu bölgede de biliyorsunuz çok yoğun bir şekilde göçmen nüfusu var. Suriyelilerin yaşadığı alan. Bunlarda da aynı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim şeylere. Ve bunun dışında ayrıca LGBT grupları, bunlar da özel önem arz edebilir. Bunların hepsinin acil sorunlarına, üreme sağlığı sorunları açısından dikkatli davranmamız ve hassas davranmamız önemli. Şefkat Hocam, önlemler tabii çok önemli. Bizlerin, halk sağlığı profesyonellerinin, toplumun, hekimlerin, sağlık çalışanlarının yapacağı çok şey var. Çok özetle, çok kısaca önerilerinizi sağlık çalışanlarına yönelik ve bizi dinleyen toplumdan dinleyicilerimiz olacaksa, varsa onlara yönelik net mesajlarınızı alabilir miyiz? Bu koşullarda üreme sağlığı hizmetlerinden söz ediyoruz. Bu bir lüks değil. Hayatın gerçekliği ve devam ediyor bu. Bu çok önemli bir şey. Onun özel olarak belirtmek isterim. İkincisi, demin söylediğim bütün süreçlere, gebelik, doğum, kadınların ihtiyacı olan düşükler gerçekleşebilir mesela. Bu sorunlara ve özel gruplara, biraz önce bahsettiğimiz özel gruplara toplumsal cinsiyete dayalı bir duyarlılıkla, toplumsal cinsiyet
duyarlılığı ile yaklaşmak önem taşıyor. Onun için kadın ve kız çocuklarının güvenliğini sağlayacak ortamlarda bulunmaları önem taşıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bunlara dikkat etmediğimiz zaman da anne ve bebek ölümlerinin kaçınılmaz bir şekilde yüksek olacağını düşünebiliriz. Onun için bunların önlenmesi anlamında yapılacak bu acil müdahalede bunların uygulanması mutlaka şarttır. Daha sonra elbette yerleşim alanlarının orta vadede netleşmesi sonucunda söyleyebileceklerimiz şeyler var bu kapsamda. Çünkü dünyanın geliştirdiği, uluslararası kuruluşların geliştirdiği üreme sağlığı alanında özel, acil, standart uygulanabilecek, herkese uygulanması gereken paketler anlamında biraz önce saydığım MISP yaklaşımı deniyor ona da. Böyle bir standart uygulama paketi var. Bunun içerisinde daha sonraki dönemlerde üreme sağlığında doğum kontrolünün sağlanması da var. Bunların bu hizmetlerin verilmesi, sağlanması meselesi. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar da dahil. Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet dediğimiz durumların önlenmesi de var. Bu konularda sağlık çalışanlarının özel olarak hassasiyet göstermesi gerekiyor. Şevkat Hocam, son mesajlarınızı sorarken topluma yönelik de mesajlarınız varsa birleştirerek alabilir miyiz? Buyurun hocam. Üreme sağlığı hizmetleri açısından toplumsal cinsiyete dayalı, yani kadın ve kız çocuklarının konumunu bilerek onlara güvenli ortamlar sağlayarak her yapılan işte dikkatli olunması, yani yerleşim alanının oluşturma, kampların oluşumu, kamplardaki tuvaletlerin oluşumu, oluşturulması, yerleştirilmesi, tasarımı dahil. Yine biraz bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine biraz önce bahsettiğim gebelerin dikkat etmesi gereken durumlar var. Gebelikte ortaya çıkabilecek durumlar, acil durumlarda ve erken doğumların ortaya çıkması muhtemel. Yine bunlarda dikkatli olunması ve hemen en yakın kamp görevlisine ya da orada ulaşabilecekleri kişiye bir sağlıkçıya ulaşmak konusunda yardım istemek gerekiyor. Ve doğumların da mümkün olduğunca doğumları başlayanlar için doğum sancıları bu grubun yine önceliği var ve mutlaka oradaki kamp görevlisinin ve bir sağlık personeline erişimin sağlanması gerekiyor. Elbette o koşullarda gerçekleşen bir doğum olgusunda annenin ve yeni doğanın bir sağlık hizmetine de eriştirilmesi, ulaştırılması önemli. Daha sonrasında o anda olmuyorsa bile. Şevkat Hocam, verdiğiniz değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, bir gündem deprem programının daha sonuna geldik. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Şevkat Bahar Özbarış'tı. Kendisi bize depremlerde görülebilecek üreme sağlığı, kadın sağlığı sorunlarını özet bir biçimde aktardı. Gündem deprem programlarımız devam edecek. Yaşadığımız bu zor günlerde sağlık perspektifinde biraz olsun sağlık çalışanlarına topluma katkı verebilmek amacıyla, yaraların azalmasına katkı verebilmek amacıyla programlarımızı sürdüreceğiz. Bir başkasında buluşmak üzere herkese sağlıklı günler diliyoruz.